Şu... telefonlar alındı mı? Topladım efendim. Benden habersiz. Kimse girip çıkmayacak, anladın mı? Emredersiniz Mazhar Bey. Hayırdır Behçet bu saatte? Sohbet etmek istedim biraz Turgay. Hangi konuda? Nasıl yani? Dostumla dertleşmek isteyemez miyim? Otursana. Halka tatlısı. Sever misin? Benim oğlan bayılıyor. İçeriden çıkınca istedi. Gözün aydın. Sağ ol. Erman'ı nasıl çıkarttığımı sormayacak mısın Turgay? Sorsam söyleyecek misin? Söyleyeceğim tabii. Söyleyeceğim tabii Turgay. Benim açık oynamak istediğimi biliyorsun. Biraz şans, biraz takip. Almayacak mısın? Neyi? Görüntüyü. Niye? Rüzgar komiserin ilgisini çeker belki. Neydi? Neydi? Ben ihanet etmem. Öyle demiştin, değil mi Turgay? Ha? Hala burada olduğuna göre. Bugün ne yaptım biliyor musun? Eski tanıdıkları ziyaret ettim. Meral. Meral Sıdalı'yı. Eski karım. Diyeceğim ama değil. Değil mi Turgay? Ha? Yazık. Daha yeni ölmüş. Yakınlarda. Başın sağ olsun Turgay. Masada söylemedim. Merak etme, korkma. Erman'a da söylemedim. Haberleri yok. Henüz. Neden çağırdın beni? Konuşmak için. Hangi konuda? Her neyin peşindeysen yeter artık demek için. Erman ben yoruldum. Yeter artık. Keşke bunu yapabilsem. Niye yapamıyorsun? Ha? Niye yapamıyorsun? Çünkü ben durursam Doğa, babam beni bitirecek. Bu böyle garip bir sarmal. Dönüş olmayan bir yol. Olabilir. Olmaz. Peki. Ya istediğini alırsan? Neyi? Beni. İstediğini alırsan kardeşlerimin peşini bırakır mısın?
Parayı kızına çıkarttın. Onların buradan gitmesini istedin. Ama başaramadın. Sonra benim oğlumu polislerin eline attın Turgay. Mecburdum. Benim oğlumu! Benim oğlumu! Kendi çocukların için benim oğlumu ateşe attın Turgay. Senin oğlun daha fazlasını hak ediyordu. Sen onun yaşadığına dua et. Kızıma dokunduğu an ölmeliydi. O gün, o gün karar verdin değil mi? Ha? O gün, her şeyi o gün planladın. Değil mi Turgay? O zaman karar verdim. Şimdi ne yapacaksın Turgay? Hı? Şimdi ne yapacaksın? Hepimizi öldürecek misin Turgay? Ha? O komiserle işbirliği yapıp hepimizi hapse mi tıkacaksın Turgay? Ha? Hangisi? Hangisi Turgay? Bana cevap ver! Cevap ver! Susacağız Behçet. Susacağız. Ve bu işin bitmesini bekleyeceğiz. Susacağız. Hepimiz susacağız, bu iş kapanacak. Sen beni salak mı sandın Turgay? Bir gün sana silahımı doğrultacağımı söylemiştim Turgay. Behçet, yapma bunu. O gün geldi Turgay. O gün, bugün Turgay. Kimseden emir almadan kendi kararımla seni öldürüyorum. Yap. Yonca. Selam. O elindeki Leliş değil mi? Leliş. Ha, sen babamla konuşmak için çıkmamış mıydın? Konuştum. Anladım. Sare uyudu mu? Uyudu, uyudu. Hı. Doğa nerede? Ablam bir böyle hava almaya çıktı, gelir birazdan. Sen Leliş'i anlat, bu güzel Leliş. Leliş neyini anlatayım canım, işte gittim aldım rüzgardan. Yani. Rüzgara. Öyle yani, Leliş'i almak için. Evet Filiz Hanım, yani biliyorsun Sare'yi, sonra tutturacak Leliş Leliş diye ben de gittim aldım. İnandık mı? Yok. Ne yani, gidemez miyim canım? Ah. Gidebilirsin, tabii ki de gidebilirsin canım ama sadece Leliş için olduğunu düşünmüyorum. Ne bakıyorsunuz ya? Gül cemalini özledik. Ne bakacağız Yoncuk, anlatsana haydi. Ay neyi anlatayım canım, gittim Leliş'e aldım işte. Konuştuk, anladık birbirimizi. Leliş aldım, geldim bu kadar. Öpüştünüz mü? Ne? Ne öpüşmesi canım? Saçmalamayın. Ay, olmadı öyle bir şey. Kesin öpüşmüşler. Kesin. Yok öyle bir şey. Öpüşmedik tabii ki ya. Hayır ya, hayır. Şu an daha çok ikna oldum. Yes ben. Saçmalamayın. Abla. Abla gel 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 gel. Ne oldu? Yonca ile Rüzgar barışmışlar. Barışmışlar mı? Yani. Ne barışmak? Öpçüklü mü öpçüklü? Ah. Ya gel. Sen ver bakayım şu Leliş'i, şöyle kenara koyalım. Ha, anlat hadi her şeyi. Hem de bütün detaylarıyla anlatmanı istiyorum. Şimdi kapıdan içeri girdin, ayakkabılarını çıkardın. Sonra. Behçet Bey. Ama be peder ya. Ben sana hayırlı bir haber vermeye geliyorum. Sen ortalıkta yoksun. Allah'ım yarabbim şimdi. Arayalım bakalım. Eder. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar arayın. Evet. Lütfü Efendi. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar arayın.
uyumamışsın. Uyku tutmadı. Ben de uyuyamadım. Doğa, ben sana bir şey soracağım ya. Ya aslında söz vermiştim babama, Doğa'ya söylemeyeceğim demiştim ama bilmen gerekiyor. Neyi? Babam itirafçı olacak. Nasıl ya? Gidip her şeyi söyleyecek. Karşılığında bize koruma gönderecekler. Ya Rüzgar'la konuşmuşlar, anlaşmışlar. Ben gerçekten çok konuştum. Çok ısrar ettim ama ikna olmuyor. Vazgeçmiyor. Başka çaresi kalmadı. Keşke en başından bunu yapsaydı. En azından parayı bize verebilmek için uğraştı. Paranın da hepsini geri vereceğim. Yani birkaç milyon eksik olsa da. Desene, işin sonunda hem parasız kaldık hem de devlete 2 milyon borcumuz var. Geri istemezler herhalde değil mi? İnşallah. Ay ay. Hapse girecek ha? Maalesef. Ama Rüzgar hastalığından dolayı çok tutmazlar içeride dedi. Ben Erman'a gittim. Ne? Neden? Peşimizi bırak dedim. Seninle evleneceğim dedim. Niye yaptın böyle bir şey ya? Bilmiyorum, aklıma başka çare gelmedi. Hem sizi rahat bırakır diye düşündüm. Bizim için kendini yaktın yani. E abla olmak bunu gerektirmiyor muydu? Abla olan benim yalnız. O da doğru. Ama bu durumda senin bu evlilik hayalleri suya düşecek. E damada biraz sürpriz olacaktı. Gerçek bir sürpriz. Salak. Rüzgar Bey. Ya Merve'ye ulaşamıyorum. Yani? Ekrem telefonu kapalı. Dün gece de mesaj attım görülmedi. Tamam sakin ol. Sen nasıl sakin olayım Ekrem? Bir şey olmuş belli ki. Oğlum sen de her şeyin kötüsünden başlıyorsun ya. Ekrem bak bugün ben onları kaçıracaktım. Telefonun kapalı olmasına imkan yok. Ve belki olup olmadık yerde arama diye kapatmıştır. Sağ solun belli mi oluyor? Ya senin de bu her şey olumlu bakma hali. Ne güzel tamamlıyoruz işte birbirimizi. Masal anlamış olabilir mi sence? Bilmiyorum. Ama sen böyle panikle bir şey yaparsan anlayacak. Sakin ol oğlum. Turgay itirafçı zaten. Alacağız onu merak etme. Ben o adama asla güvenmem. Anne. Sen niye kahvaltı yapmıyorsun? Sabah canım istemiyor Denizciğim. Babam gideceğimizi biliyor mu? Ona da söyleyelim. Söyleyelim tabii. O da gelir mi? Artık Masal amca da seviyor onu. Belki gelir bizimle. Günaydın. Günaydın. Hayatım. Denizciğim. Oh. Kahvaltını sağlam yap, yolumuz uzun. Güçlü olman lazım. Tamam. Hayatım. Kahvaltıya kalmazsan bana kızmazsın değil mi? Şirkete gideyim şu işleri toparlayayım ben. Biter bitmez de sizi almaya gelirim. Masal amca. Efendim? Babama da söyleyelim mi? Ne? Hem sen artık izin veriyorsun ya görmemize. Belki o da gelir. Ha. Çok güzel bir fikir biliyor musun bu? Bence de kesinlikle söyleyelim. Kesin seni uğurlamaya gelir. Hadi bakalım. Gözün üstlerinde olsun. Tek bir hata istemiyorum.
Ölüler konuşur mu? Hayır Canan. Şöyle biraz oturup dinlenebilir misin? O kadar canlı ki karşımda. Git diyorum gitmiyor. Sürekli beni suçluyor. Onu benim öldürdüğümü söylüyor. Onlar rüya Canan. Hayır değildi Hülya. Eminim. Onun ölmesini istediğim için öldüğünü söylüyor. Beni cezalandırmak için yapmış. Ben bütün bunları olsun istemedim ki. Canan, Canan. Bende kal. Ben olsun istemedim. Evet Canan, bana bak. Bana bak Canan. Bana bak, bende kal. Biraz sakin. Ben onun ölmesini istemedim. Evet, istemediğin Canan. Biliyorum. Biraz sakin olman gerekiyor sadece. Niye beni cezalandırmak istiyor o zaman? O seni cezalandırmıyor. Seni cezalandıran kendinsin. Ben mi? Hı hı. Şimdi şöyle biraz oturalım mı? O gördüklerin sadece rüya Canan. Hayır. Ha. Oradaydı. Beni kaldırdı. Evet. Seni kaldırdı. Seninle konuştu. Ve sana senin kendini suçlayacağın şeyleri söyledi. Annenin ölümü için kendini suçluyorsun çünkü. Bu ani ölüme bir neden arıyorsun. Bir suçlu. Bunu da en yakınında buldun. Kendinde. Sen daha önce hiç kimseye öl demedin mi? Bak ben defalarca demişimdir mesela. Sen hiç söylemedin mi? Söyledim. Peki. O an ölmesini istediğin kişi gerçekten öldü mü Canan? Hayır ölmedi. Değil mi? Çünkü bizler o kadar kudretli canlılar değiliz. Bizim ol dememizle hiçbir şey olmaz. Bizim öl dememizle de ölmez. Ben öldürmedim onu. Tabii ki hayır. Niye o zaman arkasından ağlayamıyorum? Kabullenmediğin için. Ölümü olduğu gibi kabullenmediğin için. Deniz de servise binmedi. Şüphelerinde haklısın ha. Hala telefonu kapalı. Kesin anladım Hasar. Belki de kaçırdı onları. Ne yapacaksın? Bana bak. Sakın eve falan dalayım deme. Giremezsin oraya. Elbette ben giremem. Ama girebilecek birini biliyorum. Kim? Ben sana haber vereceğim. Canan, bir saniye bakar mısın? Buyurun. Sizinle konuşmam gereken bir konu var. Ben sizi tanımıyorum. Bakın bu konu sizi de ilgilendiriyor. Bakın beyefendi, şu an hiç iyi bir an değil. Anneniz, Müyesser Hanım, başınız sağ olsun. Siz kimsiniz? Ben Rüzgar. Merve'nin eski kocası. Bakın gerçekten yardımınıza ihtiyacım var ve bu konu sizi de ilgilendiriyor. Haber yok mu? Arasam mı ya ben? Bir arasam mı? Açmıyor. Emniyete mi gitti acaba? Yo, sizi görmeden gitmeyeceğini söylemişti. Belki işi çıktı. Günaydın. Oo, küçük hanım, saat öğlen oldu. Ne yapayım? Birazcık geç yatınca oluyor böyle şeyler. Evet, çünkü hep sabah erken kalkarsın. Senin acil bir işe ihtiyacın var. Bir dakika. Ne? Zenginler çalışmaz ki. Ha, zenginiz diye yan gelip yatacağız yani. En sevdiğim şey. Beyefendi, siz ne dediğinizin farkında mısınız? Üzülerek söylüyorum ama... Kocamı annemi öldürmekle suçluyorsunuz. Siz aklınızı kaçırmış olmalısınız. Bir adam vardı, Erman. Erman mı? Evet. Erman Arsoy mu? Tanıyor musunuz? Hapiste o. Hapisteydi ama çıktı. Yani onu kocam... Evet, o içeri atmıştı ve yine kendisi çıkarttı. Daha doğrusu çıkartmak zorunda kaldı. Hem de annenizin cesedinin bulunduğu gün. Bakın Canan Hanım, o gün, o gece annenizle birlikte eve geliyorsunuz. Ve sabahında kimseye bir şey söylemeden evden çıkıp gidiyor. Sizce de bu biraz tuhaf değil mi? Kocam katil mi? Bu... muhtemel ihtimallerden biri. Masar Bey de. Aferin ederim. Ve şu an Merve'nin ne durumda olduğunu inanın bilmiyorum. Gerçekten çok yardımınıza ihtiyacım var. Gerçekten.
Bu ev neden bu kadar sessiz ve sakin? Sare yok, kalkmadı mı? Biz geldik. Bu evin tek miskini sensin Burcu Hanım. Size taze taze simitler aldık. Hepsini de Sare Hanım seçti. Öyle mi? Evet. E hadi sofraya. Hadi. Gel bakalım. Erman arıyor. Tamam açma, sakın açma. Olmaz. Açmazsam durmaz. Bakmam lazım. Efendim Erman. Doğa. Bir şeyi anlamama yardım et. Neyi? Dün sen benim yanıma kendi isteğinle mi geldin? Evet. O zaman sen benim yanımdayken babanın babamı öldürmesi tesadüf mü? Ne? Ne diyorsun ya sen? Ne diyeceğim Doğa? Sen benim yanımdayken babanın babamı öldürmesi tesadüf mü diyorum? Erman ne öldürmesi ya? Sen ne dediğinin farkında mısın? Doğa sen benim aklımla mı oynuyorsun? Ha? Bak. Bak şu anda baban karşımda. Bana onu öldürmemem için bir tane sebep söyle. Erman lütfen yapma. Sakın. Neden? Erman o benim babam. Ne oluyor? Tamam. Bak biz bir anlaşma yaptık. Yaptık. Ama o benim babam ölmeden önceydi. O benim babam neden öldü ya? Erman bilmiyorum. Vardır bir açıklaması, gerçekten bilmiyorum. Lütfen ben oraya geleyim, konuşalım. Lütfen Erman. Ne değişecek? Beni seviyorsun. Evet. Erman lütfen bak. Bak biz bir anlaşma yaptık. Ben oraya geleyim. İzin ver ben oraya geleyim, konuşalım. Lütfen. Erman. Tamam. Neredesin? Abla ne oluyor, bir şey söyle. Abla bir şey söyle, ne oluyor? Babam Erman'ın babasını öldürmüş. Ne? Ne? Hadi içeri. Gitmem lazım. Ne oldu? Ne oldu? Hemen gitmem lazım. Babam öyle bir şey yapmaz ki. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Ya hayır. Hayır gidip tek başıma gitmem gerekiyor. Ya seni yalnız göndermem, neyi anlamıyorsun? Burcu sana hayır diyorum. O benim de babam. Hayır diyorum. Tamam ben giderim. Tamam. Yonca. Sus sakın gelemezsin falan deme, en çok ben varım bu işin içinde. Rüzgar'a da haber verelim. Hayır hayır. Rüzgar olmaz. Polis o. Olmaz, babamı tehlikeye atarsın. Tamam hadi. Turgay'dan da ses yok, Merve'den de. Bu sessizlik hiç ayrı alamet değil Ekrem. Masanın şirketine gizli bir polis gönderdim. Şirketteymiş. Ne oluyor o zaman? Canan Hanım'dan haber var mı? Hayır, bekliyorum. Sen hazır mısın? Evet. Tamam, haber vereceğim ben sana. Ne demek içeri alamam? Canan Hanım, Masari Bey'in kesin emri var. Size açıklama yapamayacağım, güvenlikle ilgili bir durum. Ben miyim güvenlik ihlali? Hayır. Bakın benim annem vefat etti. Arkadaşımı görmem gerek benim. Lütfen Canan Hanım. İyi. Ben arayayım o zaman Masar Bey. Ne? Ne? Canan Hanım burada. Masar Bey sadece 5 dakika dedi ve kesinlikle bir şey söylememizi istedi. Canım. Bir güvenlik sorunu var dediler. Ne oluyor? Oturalım gel. Ayakta kaldım. Masar'ın abartması. Husumetli olduğu
birisi varmış. O tehdit edince bizi korumak için. Anladım canım. Ben o yüzden gelemedim yanına. Kusura bakma. Yok, ne kusuru. Ben de geçerken uğrayayım dedim. Biraz hava almak iyi gelir diye. Deniz'in oyuncağını unutmuşsun. Bizde. Getiremedim ben de. Kurşun askeri. Bir yere uğrayıp al istersen. Gelemem ki. Akşam 7'de biz Paris'e uçuyoruz. Öyle mi? Mazhar böyle bir süre buralardan uzaklaşmamızın iyi olacağını düşünüyor. Kahve ister misin? Kahve söyleyeyim ben. Olur. Evde. Ama saat 7'de Paris'e gidiyorlarmış. Paris'e mi? Evet. Bayağı korkuyordu. Ay, çok şükür sustu. Resmine daldı. Var mı bir haber? Ah, Filiz. Filiz, ben niye babamın yanına gitmedim ablamlarla beraber? Ben niye ablamı dinledim Filiz? Burcu, siz polise haber verdiniz değil mi? Hayır. Vermedik. Polise haber vermedik. Erman eğer polisi işe karıştığını öğrenirse babama zarar vermesinden korktu ablam. O yüzden söylemedik polise falan, kimseye haber vermedik. Kız küçük, siz manyak mısınız? Elin katiline gidiyorlar ve siz polise haber vermediniz mi? Biliyorum. Biliyorum. Biliyorum ama ablam babam için korktu. Ne yapayım? Tamam ama ya o psikopat delirir de hepsini öldürürse? Ama Allah korusun Filiz. Allah korusun değil mi? Allah korusun tabii. Allah korusun da. Önce biz bir polisi korumasını isteyelim. Ama ablam dedi ki... Ya başlatma ablana be. Senin ablan da zaten akıl olsaydı o herife mi aşık olurdu? Hey Allah'ım yarabbim. Burcu. Sen bunlar nereye gitti biliyor musun? Bravo. Bravo. Tamam, şimdi bak şöyle yapacağız. Ne yapacağız? Ben Yonca'yı arayacağım. Hani böyle bir güvence olsun gibisinden, ben bileyim gibisinden bir adresini öğrenme yalanı söyleyeceğim. Sonra da arayacağız, Rüzgar'a haber vereceğiz. Tamam, tamam. Akşam 7'ye kadar durdurmam gerekiyor onu. Onun için ne yapıp ne edip Turgay'a ulaşman lazım. Evet ama açmıyor ki. Sen nereye gidiyorsun? Turgay'ı bulabileceğim yerlere bakmaya. Yonca'yı aradın mı? Aradım, aradım ama bilmediğini söyledi. Ekrem, bir arama var. Ben seni arayacağım daha sonra. Filiz Hanım. Öldürmemişsin beni. Yok. Böyle yavaş. Yavaş. Ölmeni izlemek daha eğlenceli. Erman. Ben babanı öldürmek istemedim. Bunu yapmam. Biliyorsun. Ama öldürdün. Onu öldürdün. O zaman kes cezamı. Ne bekliyorsun? Burası olmalı. Tamam, dikkatli ol. Thank you.
Ben bir şey yapmadım. Bunların ne işi var burada? Çabuk, çabuk çıkın buradan Doğa. Hepsini baban yaptı. Bütün bunların hepsini baban yaptı. Sakin olalım. Konuşmak için geldi. Doğa, yaklaşma. Konuşmak için geldi. Doğa, yaklaşma! Hayır, bırak. Bırak, onunla konuşma Doğa. Doğa, çıkın buradan. Yoksa kardeşini al ve çık. Hayır baba, hayır. Kardeş mi? Kardeş. Demek bunun da babası sensin ha? Of be Turgay. Bütün sırrı bozdun ya. Demek bütün çabalamaların bundandı. Babamı da bu yüzden öldürdün değil mi? Bunu öğrenince onu öldürdüm. Bak. Bak senin hesabın benimle. Bırak. Bırak kızlar çıksın buradan. Ha. Yanlışım var Turgay. Benim hesabım hepinizle. Seninle, seninle. Seninle. Biz dün gece ne konuşmuştuk? Ne konuşmuştuk? Evleneceğimizi. Hayır. Evet. Bu asla olmaz. Baba sen izin versen de vermesen de ben Erman'la evleneceğim. Ya. Gördün mü bak Turgay? Kızın kararını vermiş. Benimle evlenecek. Evet. Sonra bir yuva kuracağız değil mi aşkım? Evet. Yuva kuracağız. Çok mutlu olacağız. Mutlu olacağız. Öyle. Böyle mutlu bir çift. Evet canım. Doğa. Ben seni bugün buraya niye çağırdım? Konuşmak için. Hayır. Babanın öldüğünü gözünle görmen için. Zorundaydım. Sare için üzgünüm. Erman, Erman sakın yapma. Erman yapma. Hayatım. Ne oldu? Niye çağırdın beni apar topar? Annemin cinayetinden bir haber var mı? Yok. Bunu sormak için mi çağırdın? Niye? Önemli değil mi? Hayır, tabii ki de önemli de ne bileyim. Telefonla da sorabilirdin. Onun için dedim. Haklısın.
Sen iyi misin? Annemi sen mi öldürdün Alpay? Sen ne diyorsun Canan? Nereden çıkardın? Anneni öldürmek mi? Çok saçma. Beni nasıl böyle bir şeyle suçlarsın ya? Şurada duran antika vazo nerede? Ne bileyim. Bana ne soruyorsun? Hizmetliye sorsana. Sordum. Bilmediğini söyledi. Geçen gün temizlemiş, sonra da ortadan kaybolmuş. Kırmıştır. Kırmıştır, söyleyememiştir yani. Onunla mı vurdun annemi? Sen artık iyice saçmalamaya başladın ha. Daha fazla katlanamam bu saçmalıklara. Gidiyorum. Masar Bey de mi yalan söyledi? Ne söyledi? Sence? Sadece söylemedi. İstedin mi? Ben sadece konuşmak için inmiştim. Onu öldürmek istemedim ben Canan. Yani bana o kadar ağır laflar söyledi ki. Bir anlık sinirle vurdum, sonra onu kurtarmaya çalıştım. Gerçekten onu kurtarmaya çalıştım ama ölmüştü. Sen anneni tanıyorsun. Son zamanlarda benim öyle damarıma bastı ki artık ben de dayanamadım. Bir anlık öfkeyle, sadece bir anlık öfkeyle Canan. Canan, biz birbirimizi seviyoruz. Seni çok seviyorum Canan. Seni çok seviyorum, lütfen bir şey söyle. Seni seviyorum de bana Canan. Seni seviyorum de, seni seviyorum. Alpay Bey. Müyesser Teksoy cinayetinden tutuklusunuz. Ne yaptın Canan? Canan, ne yaptın? Canan! Bırak! Bırak! Canan! Çık! Alpay! Masar hakkında konuşacak kimse kalmadı. Alpay'ı konuştursak bile hem zaman alır hem de Masar'ı tutuklamaya yetmez. Göz göre göre gitmesine izin mi vereceğiz? Şu an yapabilecek başka bir şey yok. Buna izin verme Bekan. Ne yapabilirsin? Bilmiyorum. Yolunu keselim. Bir şey yapalım ama gitmesine izin veremem. Üzgünüm Rüzgar. Şu an engelleyebileceğim bir şey yok. Hadi Merve. Masar amca. Efendim canım. Babama söylemedin mi? Söyledim Denizciğim. Gelmeyecek mi? Gelmeyecekmiş. Bir kızız vardı dedik, küçük bir kız. Adı... Sare mi? Hah, Sare. Onun ilgilenmesi gerekiyormuş. Ama onlar taşınmıştı. Bilmiyorum. Üzülme. Ben varım, ben deyim. Deniz'i gönderip sen burada mı kalacaksın?
Ne açmıyorlar? Burcu, otur şuraya. Niye açmıyorlar? Bilmiyorum ama sinirlerim çok gergin. Burcu, otur şuraya. Bir daha arayacağım. Sabır. Niye açmıyorlar? Ha? Niye açmıyorlar? İğne iplik var mı? Ne? Ne yapacaksın iğne ipliği ya? Lelis sökülmüş de ben onu dikeceğim. Filiz, canım şu an bununla mı uğraşacaksın gerçekten sen? Burcu, zaten sinirlerim çok gergin. Sen de böyle dönüp dolaşıyorsun benim tepemde deli danalar gibi. Benim bir şeyle uğraşmam lazım, tamam mı? O yüzden ya sen şimdi git o iğne ipliği getir ya da ben bunu ortadan ikiye ayıracağım. Tamam, sakin ol. Tamam, hadi. Hadi! Bunu böyle yaparım. Bu ne ya? Sizin kocanız İsmail bizden bir şey çaldı. Ben sadece onu geri almaya geldim. Al iğne ipliğin. O ne? Bilgisayar var mı? Var. Tamam getir. O ne Filiz? Burcu bir kere de bir şey sormadan yap be. Gel buraya. Gel. Tak şunu. Videonun sesi. İsmail'den istediği belli. Hey aslan kral. Az kaldı ha. Senin niye böyle hala suratın asık? Mutlu olman gerekmez mi? Ha? Bak sana bir şey söyleyeceğim. Hayatta hiçbir şey için, geride bıraktıkların için mutsuz olma. Tamam mı? Değil mi annesi? Mazhar Bey. Evet. Arkamızda polis araçları var. Yanlarımı sağa çek. Ne oluyor? Ne oluyor memur beyler? Kimin aracını durduruyorsunuz? Biliyoruz lan. Hayırdır memur bey? Mazhar Çılacı. Benim. Seni Civan Ayhan cinayetinden tutukluyorum. O kim? Bu kadar çok adam öldürünce unutuluyor tabii. Alın onu. Bana dokunamaz. Bana dokunamazsınız. Siz bana dokunamazsınız memur bey. Öyle bir dokunuruz ki. Memur bey. Bana siz... Sizin dokun... Senin hakkın. Lan... Rüzgar Bey. Tabii ki Rüzgar Bey. Sana seni içeri tıkacağımı söylemiştim değil mi Mazhar? Daha bitmedi. Bitti bitti. Bitti. Bundan sonraki hayatını hapiste geçireceksin. Gördün mü bak? Ben değil. Sen kaybettin. Hepinizi yakacağım. Geçirin şunu. Hepinizi yakacağım. Hepiniz göreceksiniz. Baba. Hop.
baba. İstediğin gibi sonunda üçümüz bir evdeyiz. Ne yapsak acaba ya? Alışveriş merkezi mi gezsek? Bence sen önce bir iş bul. İş. Sıkıldım artık. Bar bir yere yemeğe gidelim. Evde yeriz. Ne yiyeceğiz evde? Makarna var. Abla, yıldım makarnadan. Kafam çalışmayacak artık ya. Çalıştığı kadar bize yeter ya. Yonca ablacığım. Hiç bana gelme. Tarih'in okul parasını daha yeni denkleştirdim ha. Bir şey diyeceğim, biz ne ara bu kadar fakir olduk? Vallahi ben hep öyleydim. Enişteciğim, canım eniştem. Canım benim. Hadi Burcu arabaya. Ne oluyor? Makarna meselesi. Makarna partisi yapmaya ne dersin? Yok, gelemem ben. Sarı'yı okuldan alacağım, sonra Deniz'i alacağım. Bir de sinema için söz verdim onlara. Öyle mi? Hı-hı. Ben niye davetli değilim peki? Sen bunları ekebilir misin, onu söyle. Ekerim. Tamam o zaman. Siz ne yapıyorsunuz orada, ne konuşuyorsunuz? Gelseniz hadi. Tamam ya, geliyoruz. Evet, baldızlar.